Growing up, I read books about enchanting glee. Antalya'da Kaş Kalkan'dayız ve villa tatili yapacağız. Birkaç gün boyunca buradayız. 3 gece burada kalmayı planlıyoruz. Ve şimdi kalacağımız evin, villanın önündeyiz. Bu videoda sizlerle birlikte kalacağımız villayı gezeceğiz. Böyle bir ev turu, işte oda turu gibi yapıyorduk eski videolarımızda. Bu bir villa turu olacak. Zaten görüyorsunuz, Lisita Villas'ta kalıyoruz biz. Bizim kaldığımız evin adı da Karanfil. Evet, şimdi evin içerisine girdik. Evin böyle, zaten şöyle söyleyeyim öncelikle size, detaylı yorumlarımızı paylaştığımız şeyleri de sona koyacağız, yani yorumladığımız, ama böyle bir ev turu yapalım istedim. Şimdi burası giriş kısmı, ilk katta salon artı mutfak kısmı bulunuyor. İlk girdiğiniz gibi şurada merdivenler var ve sağ tarafta böyle bir portmanto var. Bir de burada bir boy aynası var. Bu bence çok güzel olmuş, böyle ne bileyim, hani hazırlanıp çıkarken bakmanız için gayet keyifli. Bence önemli bir detay. Burada çok büyük bir portmantosu var. O da güzel. İşte ayakkabılarımızı vesaire koyduk. Zaten biz bir tık yerleştik diyebilirim size. Bu giriş katta da bir banyo bulunuyor. Bu şekilde. Çok tatlı böyle bir camı var. Her şey bu arada var. Yani nasıl söyleyeyim, işte sıvı sabun vesaire bulunuyor. İşte tuvalet kağıdı vardı. Bir tek işte el havlusu vesaire belki hani getirilebilir. Tuvalet güzel ama temiz, yani hijyenik kesinlikle. Burası bu şekilde. Evet. Evet, şimdi sağ tarafta banyo vardı. Şimdi sol tarafa geçtiğimizde de evin herhalde benim için en etkileyici kısımlarından bir tanesi olan mutfak artı salon kısmı bulunuyor. Şöyle gelebilirsin. Mutfak, zaten ev ahşap olduğu için beyaz bir mutfak detayı var. Burada gördüğünüz gibi dolaplar her yer bembeyaz ve kocaman bir tezgahı var. Çok güzel, yani böyle hayallerdeki mutfak gibi. Ve en güzel şeylerden bir tanesi de burada böyle bar sandalyeleri vesaire var. Çok keyifli manzaraya karşı işte otur, kahveni iç, ondan sonra ne bileyim, bilmiyorum ya, çok güzel keyifli vakit geçirilir diye düşünüyorum. Öncelikle mutfakla ilgili şunları söyleyeyim. Her şey var gerçekten. İşte kettle, kahve makinesi, tost makinesi, ekmek kızartma, şu havlu buradaydı. Dolaplara baktığımızda işte tabaklar, ya bakar mısınız, yemek setinin çorba şeyi, servisi bile var. Ben buna bayağı bir şaşırdım. Buraya biz bir şeyler getirmiştik. Çaydanlık bulunuyor. Şurada işte böyle su bardakları var, her şey. İşte şarap bardağı, viski bardağı, normal su bardağı, ne ararsanız. Ankastre fırını var burada. Burası da buzdolabı kısmı. Buzdolabında da böyle ahşap kapak tercih edilmiş. Büyük bir dolap. Biz zaten doldurduk dolabı. Getirmiştik bir şeyler. Genelde evde vakit geçireceğimiz az burada. Önce de bir alışveriş yaptık. Evet. A101'den. Burada da hani bir şeyler yiyeceğimiz için dolabımız şu an dolu. Alt kısmı buzluk kısmı zaten. Kocaman bir evye ve burada da yine bulaşık makinesi bulunuyor. Ben bulaşık makinesi hiç beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Bakın içinde de böyle tencere, her şey bulunuyor. Kullanabileceğiniz ne arıyorsanız her şey mevcut. Burada da bir çamaşır makinesi var. Bu da çelik mesela. Ya gerçekten her şey kaliteli. Tek şeyi işte deterjan yok. Deterjanınızı kendiniz getiriyorsunuz. Evin bu kısmına... Bu arada mikrodalga da vardı. Ha evet, mikrodalga da var. Doğru söyledin. Mikrodalga bence bizim işimizi bayağı bir kolaylaştıracak bir şeyler getirmiştik. Çünkü evin... Çünkü bu tarz... Bu arada araya giriyorum da... Bu tarz yerlerde yemek evet, bir problem olabiliyor. Çünkü aynen, her şey dahil bir otel gibi değil. Ama evde her şeyin olması işleri kolaylaştırabilir. Kesinlikle. Dışarıdan da tabii sipariş verilebiliyor. Aynen öyle. Beni açıkçası çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar, Karcher süpürge bulunuyor. Yani biliyorsunuzdur, Karcher markası gerçekten çok iyi bir marka. Ve bu süpürgeyi merak ediyorum. Bir gün kullanacağım. Burada bir kasa var bu arada. Kasa paradır, altın, artık ne varsa. Özel şeyleri koymak için. Biz buraya termoslarımızı koyduk da burada kasa var aynen. Özel şeyleri koyabileceğiniz kasa bulunuyor. Evet, bu şekilde. Burada kirli sepeti var ve burada bir itfaiye, yani yangın ya, tüpü var. O daha prosedürle ilgilidir. Bu şekilde klima var zaten. Yani içerisi bayağı serin. Şurada mesela gerçekten mükemmel duruyor manzara. Şuradan bir çek bak beni. Ben şu an
hani bitsin de hemen havuza girmek istiyorsun değil mi? Ben de aynı şeyi istiyorum. Hemen böyle yerleşeceğim. Bunları hepsini ayrı Instagram'a Reels olarak çekeceğim ve vloglarda da izleyebilirsiniz. Tatil videosunu detaylı çekeceğim doya doya. Böyle mutfak kısmı bu şekilde. Evin diğer kısmı da salon kısmı. Burası da çok keyifli bence. Burada upuzun kocaman bir L koltuk kullanmışlar. Burada kiremit rengi benim. Evimin videosunu, ev videomuzu bilenler bilir. Bizim de koltuklarımız kiremit. Böyle kiremit bir tekli koltuk var. Evet, burada bir L koltuk bulunuyor. L koltuk çok rahat ve gerçekten kocaman bir L koltuk. Hani böyle evde 4 kişilik yatak var ama gelip burada bile hani daha fazla kişi kalıp bence yatılabilir diye düşünüyorum. Burada böyle bir tekli koltuğu bulunuyor. Koltukları çok rahat. Burada bir orta sehpa halısı var ve kocaman bir televizyonu var. Yabancı kanallar falan açıktı az önce. Buraya da çok güzel bir tablo koymuşlar. Tabloya bayıldım ben. Halikarnas balıkçısının bir tablosu. Bak çok güzel duruyor. Tam bence buraları anlatıyor diye düşünüyorum. Yani genel olarak salonda bu şekilde. Tabii ki salonun en etkileyici kısımlarından bir tanesi salon direkt havuza açılıyor. Bahçeyi sizlerle birlikte gezmedik tam olarak. Çünkü az önce yağmur yağıyordu. Şöyle açacak olursam hop bakın manzaramız bu şekilde. Evin önünde hemen bir kişiye özel, daha doğrusu eve ait bir havuz bulunuyor ve harika bir Kaş manzarası var. Sağda da 4 tane şezlong var. Ahşap şezlong kullanmışlar. Bu da güzel. Ve villa hani şey tamamen böyle izole bir şekilde hani sağda solda bir şeyler kullandıkları için diğer villalar sizi görmüyor. Evet. Yine yani ahşap masa var. Çadırlar var. Hatta hı-hı, şuraya bile bakın İpi şurada da burada, çekebiliyorsunuz. Evet. Burası da yine havuzu kapatabiliyorsunuz. Böyle izole olabiliyor ama buna ne havuzu deniyordu? Sonsuz havuz mu deniyordu? Sonsuz havuz evet evet manzara. Yani o açıdan da şimdi ben biraz üstten çekiyorum. Alttaki villa gözüküyor ama havuza girdiğinizde onları da paylaşırız. Instagram'da daha muhtemelen çok gelir onlar. Bir de şurada bir masa var. Hı-hı. Bakın orada da akşam yemeği vesaire hani ya da gece takılmak için süper bir şey. Aynen öyle. Bu arada şu bilgileri de vereyim ben. Yani burası tamamen ahşaptan yapılmış ve yani ben hani çok iyi bir işçilik yapıldığını düşünüyorum. Evet. Zaten buradaki arkadaşımız da o şekilde bilgi verdi. Yani şu yapılar olsun, işte sağlamlığı olsun vesaire gerçekten çok, çok klas güzel duruyor yani. Yok, ahşabı çok güzel. Her ev böyle midir, her villa böyle midir bilmiyoruz. Burası zaten Karanfil isimli villa. 2 evet, artı 1 bir villa. 4 kişilik. Diğer villalar hepsi birebir aynı olmayabilir ama burası yani tam bilmiyorum, o konuda net bir şey söylemeyelim. Ama gerçekten çok güzel. Yani ben çok beğendim gerçekten. Hatta bir şey diyoruz. 3 gece burada kalacağız. Acaba uzatsak mı diye böyle bir düşünüyoruz yani. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ev bu şekildeydi. Şimdi hadi gelin üst kata çıkalım. Üst kattaki odaları gezelim. Ev tamamen ahşap. O yüzden merdivenleri de böyle ahşap. Ve şu merdiven boşluklarında da böyle buğulu camlar bulunuyor. Dışarısı görünmüyor bu camlardan. Hani daha izole bir şekilde durabiliyorsunuz aslında. Böyle çıktığımızda burada geniş bir boşluk var. Buraya da böyle ütü koymuşlar. Arçeliğin bir ütüsü ve güzel de bir ütü masası var. Bu bence çok güzel olmuş. Burada da yine yan villayı gören bir manzaramız var. Şimdi burası da odaların olduğu kısım. İlk kısımda şurayla başlayalım, sonra da buraya gideriz herhalde. Bu odada bu şekilde iki tane tekli yatak bulunuyor. Benim odaların en beğendiğim özelliği her odada bir banyonun bulunması. İki odada da banyo bulunuyor ve banyolar gerçekten çok ferah ve çok da güzel diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde böyle havlu vesaire konmuş. Pikeler de gayet temiz duruyor. Benim için temizlik en önemli şeylerden bir tanesi. Dekorasyon güzel ve aynı şekilde klima da var odada. Bu da çok iyi kesinlikle. Banyoyu çekebilirsin yine. Şampuan var, duş jeli var. Ondan sonra şurada bir ayak havlusu var. Yine tuvalet kağıdı bulunuyor. Ve burada da saç kurutma makinesi var. Aa bak burada böyle bir ayna da var. Aa bu aynalar çok iyi oluyor özellikle makyaj yaparken ya da ne bileyim işte böyle bir hazırlanırken vesaire. Çok güzel oluyor.
Şöyle hop. Her şey düşünülmüş. Evet, gerçekten öyle. Yani bilmiyorum güzel şu çekmecelerde ne var hiç bakmadık ama. Şöyle burada ne var? Burada bir şey yok. Burası boş. Bu şekilde duşlar da ama çok güzel değil mi? Böyle şey masaj yapan duşlar oluyor onlar gibi. Temiz duruyor bayağı değil mi? Temiz. Hani, yani her yer gıcır gıcır duruyor öyle söyleyeyim. Yine bir televizyon var. Televizyon da bayağı bir büyük. Zaten hatırlıyorsunuz salonda da vardı. Burada da bulunuyor televizyon ve şöyle kocaman da bir dolap bulunuyor. Dolapların içerisinde yorganlar vesaire birkaç tane de askı bulunmuş. Ve asıl bence etkileyici kısım burası. Odanın önünde bir balkon bulunuyor. Yine aynı şekilde ahşap. Sineklik var bu arada camlarda. O da güzel bir şey. Burada sinekliği görüyorsunuz zaten. Şöyle harika bir kaş kalkan manzarası var. Burada bak liman kısmı görünüyor. İlerleyen günlerde belki oraya da gideriz. Böyle bir yürüyüş yaparız. Zaten onları vloglarda izliyor olacaksınız. Şu an biraz hava kapattı. Evet, o yüzden az önce böyle yağmur yağdı kamerada hatta. Nasıl görüyor tam bilmiyorum ama şöyle işte zaten önünde bir havuz var. Şurada şezlonglar var. Ve direkt de önünde bu şekilde manzarası var. Evet. Gerçekten balkon. Sandalyeleri de çok güzel. Böyle estetik durmuş. Plastik değil zaten. Sert bir şey. Demir gibi. Yerler komple zaten ahşap. Burası ilk odaydı. Şimdi gidelim bizim kalacağımız odaya. Burada da bizim kalacağımız oda bulunuyor. Bu odada bulunan yatak çift kişilik bir yatak. Yine aynı şekilde banyodan başlayabiliriz. Oranın banyosu daha aydınlık. O oda daha aydınlık. Niye bilmiyorum. Burası daha yan gelmiş herhalde. Yine aynı her şeyiyle aynı olan bir banyo. İşte saç kurutma makinesi aynısıdır vesaire. Burayı tek özellikle göstermeye gerek yok. Yine bu kısma bakalım. Bu kısmın farklı olan tek yanı herhalde şöyle bir aynasının bulunması. Diğer odada böyle bir makyaj masası işte ne bileyim şöyle bir puf ya da bu tarz bir ayna bulunmuyordu. Yine aynı şekilde arçelik televizyon var burada. Yine kliması var ve çift kişilik bir yatak bulunuyor. Lambalar bile baksana nasıl camlı böyle değişik bir şey. Ve yine aynı manzara, yine aynı şekilde balkon manzarası var. Yine aynı manzaraya bakıyor. Burada böyle bir yine sineklik bulunuyor. Özellikle yine çekelim mi? Biraz çekelim manzara. Çok güzel gerçekten, evet. Çok keyifli. Bahçe kısmını zaten görüyorsunuz. Evet. Yapı bu arada full ahşap. Hı hı. O da bence bir güzellik katıyor gerçekten. Evet, evet. Ve içerisi çok serin. Yani dışarısı o kadar sıcak ve nemli ki size anlatamam ama evin içi çok güzel. Serin böyle klimalar da güzel soğutuyor. O da bence önemli şeylerden bir tanesi. Evin hemen önünde böyle bir mangal bulunuyor. Bir gün mangal yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde mangalı var. İşte ne bileyim villadası. Büyük bir çöp kovası var burada. Büyük ihtimalle çöpleri topluyorlar. Evet. Evin bahçesi gerçekten çok güzel. Bakın böyle bu ne ağacı bilmiyorum ama şurada limon ağaçları falan var galiba. Kocaman bir bahçesi bulunuyor. Şu an yağmur yağıyor. Zaten görüyorsunuzdur. Bir palmiye, begonvil. Etraf normalde çok güzel. Burası bizim villaya ait olan bahçe. Şimdi ön kısmına geçelim. Villa yanında küçük bir yol kısmı var. Şimdi burada da bakın böyle yine gizlilik olması açısından yani şey kimse görmemesi açısından şöyle bir hasır gibi perde bulunuyor. Buraya dikkat et, takılmayalım. Bu şekilde. Buraya ben ilk defa çıkıyorum bu arada. Ay çok güzelmiş burası. Burada bir masa var. Şöyle harika bir manzara bulunuyor. Ve burada da havuzumuz var. Tamam. Evet, havuz gerçekten idare eder. Yani gayet güzel, büyük bir havuz bence villa için. Ve her günde klorluyorlarmış. Sabah 7 ile 10 arasında gelip temizlik yapıyorlarmış. İşte ölçümünü falan alıyorlarmış villanın. Havuzunun daha doğrusu. Burada da 4 tane şezlong bulunuyor. Şey de çok güzel bence. Bu şezlongların hani güneşte kalmıyorsunuz. Şu üst kısmı bakın kapalı böyle. En azından güneşten de koruyor diyebilirim. Burası da villanın ön kısmı. Bahçe değil de havuz kısmı
diyebiliriz. Yine buradan da aynı şekilde böyle bahçeye çıkıyor. Yani aslında dört tarafı da bahçeyle çevrili. Harika bir manzarası olan ev. Gerçekten bayıldım. Evet, ev turu bu şekildeydi. Villa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Gelecek videolarda haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.